Bunu sormak istiyoruz size. İran halkı bir şölen havasında geçiyor dedi Gürkan Demir seçimler için. İran halkı bu seçimleri niye bu kadar çok önemsiyor? Bir bunu sormak istiyoruz size. Bir de tabii ki televizyonumuzu yeni açan izleyicilere kaç cumhurbaşkanı adayı var? Öne çıkan özellikleri ne? Bununla ilgili de tabii genel bir bilgi verirseniz seviniriz. Şimdi evet, dediğiniz gibi gerçekten Gürkan Bey bugün tüm yayınlarda vurgulanması gereken önemli noktaları çok güzel topladı. Şöyle tamamlayalım o zaman. Şimdi bu seçimlere 80'e yakın aday başvurmuştu. Daha doğrusu aday adayı başvurmuştu. Fakat İran'ın kendine özgü bir devlet yapısı var ve kendine özgü kişiler ve kurumlardan oluşan bir siyasal sistemi var. Ve bu sistemin içinde atanmışlar ve seçilmişler bir arada işliyorlar. Şimdi İslam Cumhuriyeti dediğimizde işin Cumhuriyet kısmında tabii ki bugün olduğu gibi halk sandığa gidiyor ve Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy kullanıyor. Fakat bu 80 adayın içinden 6 adaya aday olma hakkı ehli bulunmuştu. Ehliyet dediğimiz 6 adaya hak verilmişti ve bu yarışa 6 aday 48 saat öncesine kadar katılıyordu. Fakat son gün 2 aday özellikle muhafazakar adaylar lehine çekildiler yarıştan. Çünkü oyların bölünmemesi adına böyle bir şey içine gittiler. Çünkü ilk turda seçimin kazanılabilmesi için %50+1 ile tamamlanması gerekiyor. Ve nihayet artık bugün 4 adayla yarışa girildi. Yani halk bugün 4 adayı oyladı. Bu 4 adaydan ilki belki de Türkiye'de en çok ses getiren eski Sağlık Bakanı Pezeşkian. Türk kökenli olduğu için çok vurgulandı kendisi. Diğeri Galibaf, eski meclis başkanı, devrim muhafızları ordusu komutanı, pardon, meclis başkanı ve muhafızlar ordusunun komutanlarından. Diğeri Said Celili, çok İran'da yine bilindik isimlerden, eski nükleer müzakereci ve ulusal güvenlik temsilcisiydi. Ve son olarak da Pur Muhammedi. Pur Muhammedi aslında tek din adamı yarışa katılan. O da aslında devrim sistemin içerisinde çok uzun seneler yer almış. Fakat çok tanınan ve bilinen isim değil diğerlerine göre baktığımız zaman. Dolayısıyla şu anda aslında Pur Muhammedi'den ziyade Pezeşkian, Galibaf ve Celili'nin öne çıktığını görüyoruz. Tabii Pezeşkian yelpazeye baktığımız zaman daha reformcu bir kanatta, ama şunu vurgulayalım. Bu yarışlara katılan tüm adaylar, daha doğrusu son 4'e, son 6'ya kalan bütün adaylar için en önemli vurgu şu: Anayasa Koruyucular Konseyi onlara izin verirken yarışa katılmaları için iki şeye bakıyor. Bir, İslam Cumhuriyeti'nin yararına çalışacaklar mı? İkincisi de devrim rehberi Hamaney ile birlikte uyum içinde çalışabilecekler mi? Dolayısıyla şu anda mevcut durumda bu 6 ve dolayısıyla 4'e düştü. 4 adayın da bu sistemin içinde insanlar olduklarını vurgulamak gerekiyor. Sorumuz bu olacaktı. Acaba hangisi Hamaney ile daha iyi çalışır diye soracaktık, ama siz şunu söylüyorsunuz: zaten aday adayları kabul edilirken Hamaney ile iyi çalışıp çalışılamayacakları göz önüne alınıyor diyorsunuz. Ve o dönem için, çünkü hatırlayalım mesela Mahmud Ahmedinejad, İran'ın eski cumhurbaşkanı, hatırlayalım onun cumhurbaşkanlığı dönemini. Hamaney ile bir iki sefer ters düştüğü zamanlar olmuştu ve birkaç gün böyle kendisi pek ortada görünmemişti. Bakın, bu seçimlere de katılmak için, aday adaylığı için başvurdu ama bu sefer onay alamadı. Geçen sefer de aynı şekilde. Dolayısıyla şu içinde bulunduğumuz durum üzerinden Koruyucular Konseyi bu izni veriyor. Yani şu andaki durum üzerinden veriyor. Şimdi baktığımız zaman Pezeşkian çok ses getirdi ama Celili'nin de anketlere göre oyunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında Pezeşkian, Galibaf ve Celili arasındaki oy oranlarının, tabii çok çeşitli anketler var, çeşitli taraflara yakın olan çok çeşitli anketler içerisinde birbirlerine yakın olduklarını görüyoruz oy oranlarının. O yüzden son dakikaya kadar hep şunu bekledik: acaba Galibaf ya da Celili birbirinin lehine yarıştan çekilir mi? Çünkü böyle olsaydı o zaman belki de ilk turda bitme ihtimali yüksek olabilecekti. Ama böyle bir şey olmadı ve en güçlü iki aday, muhafazakar kanatta en güçlü iki aday çekilmediler ve ilk tura katıldılar. Dolayısıyla bakalım ne olacak? Şu da çok önemli tabii. Dünyada çatışma bölgelerinde gerilimin arttığı bir dönemde İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Dolayısıyla Gürkan Demir arkadaşımızın bütün dünyanın ilgisi burada sözleri son derece yerine oturuyor. Çünkü şu anda mesela dünya soluğunu tutmuş, Lübnan bölgesinde çatışmaların şiddetlenip şiddetlenmeyeceğini
merak ediyor. Bunun dışında İran'ın Rusya ile Çin'le olan ilişkileri malum. Dünya böyle bir yere doğru giderken Cumhurbaşkanlığı seçimleri de ayrı bir önem kazanıyor. Şunu vurgulamak lazım. Şimdi İran bölge açısından da uluslararası ilişkiler açısından da çok önemli bir ülke. Şimdi Türkiye'nin komşusu. Bu açıdan zaten sınırdaş komşu olarak ve özellikle son yıllarda ikili ilişkilerin de geliştiğini ve iyiye gittiğini söylemekte fayda var. Şimdi öte taraftan bakın sadece Gazze ya da İsrail-Lübnan değil, Suriye'de de bugün gelişmeler var. Çok olumlu gelişmeler. Çok olumlu, nihayet çok olumlu gelişmeler var. Irak'ta son aylarda işte kalkınma yolunu konuştuk, terörden arındırmak için bir ortak operasyon merkezi vesaire ve hep bunlarda yani İran olmadan ve onu hesaba katmadan Orta Doğu'da bu politikaları düşünmek çok olası değil. Dolayısıyla şu anda baktığınız zaman bir de şunu vurgulayalım. 40 gün oldu bugün helikopter düşeli. Hı hı. Ve İran bugün Cumhurbaşkanı seçimini yapıyor. Devletin sürekliliği devamı zaten devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi de şüphesiz ki çok önemli. Ama devrim rehberi Hamaney zaten görevinin başında ve işleyen bir devlet mekanizması var hali hazırda. Artık 45 yılı geride bırakmış bir İran İslam Cumhuriyeti var. Dolayısıyla bu seçimler şüphesiz ki önemli ve açıkçası katılımın %55'in üzerinde olacağını düşünüyorum. Katılım da önemli. Özellikle Rehber Hamaney bugün oyunu kullandıktan sonra şöyle söyledi. Dedi ki rejimin devamlılığı halkın varlığıyla anlam kazanır dedi. Bugün İran için mutlu bir gün dedi. Öte yandan tabii seçimleri katılmama kararı olanlar da var. Katılmamayı tercih edenler de var halk arasında. Mesela Zarif, eski Dışişleri Bakanı Zarif de şu şekilde söylüyor. Diyor ki yani katılmamak noktasında o zaman çoğunluğun istediği olmuyor. Azınlığın istediğine hizmet etmiş oluyorsunuz diyor. Yani katılım konusu aslında İran'da her seçim öncesi ve sonrasında hep konuşulur ve gazetelerde hep manşette özellikle Hamaney'in her sefer istisnasız sözüyle yerini alır. Son seçimlerde reisi %49 oyla seçilmişti. Bir sonraki meclis seçimlerinde %41'e kadar düşmüştü. Ve dışarıdan baktığınız zaman bu hep vurgulanan ve konuşulan bir şeydi meşruiyet açısından. Nasıl bakarsanız bakın bu seçimlerde ben katılımın bir parça yüksek olacağını düşünüyorum. Hatta %50'nin üzerinde olacağını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyelim. Şayet daha yüksek olursa bu reformcu aday Pezeşkiyan'ın lehine olabilecek gibi görünüyor. Çünkü orada değişim yanları gidip de oy kullanmayabiliyor diyorsunuz. Genelde katılmayanlar içerisinde hani bu taraftan daha çok muhalifler olduğu daha düşünülebiliyor. Yani reform yanları diyelim. Evet. Doğru söylüyorum. Düzeltiyorum, reform yanları.